Selamlar. 2 Kasım'da TÜYAP'ta olan İstanbul 41. Kitap Fuarı gerçekleşti ve ben de ilk günü kitap fuarına gittim ve toplamda 24 kitap aldım. Kitaplardan bir kısmını standlardan bir kısmını sahaflardan aldım ki sahaflar oldukça başarılı geçti benim için. Şimdi bugün size bu kitaplardan bahsedeceğim. Aldığım kitapları göstereceğim ama öncesinde hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Öncelikli olarak sizlere standlardan aldığım kitapları göstermek istiyorum. Şöyle standlarda genel olarak %20-%30 arasında değişen bir indirim oranı vardı. İnternet fiyatları bence hala daha iyi. Bununla birlikte ben internette bulamadığım bazı kitapları bir de fuardan almak istediğim bazı kitapları özellikle fuara bırakmıştım. İletişim standından sadece Sezgin Kaymaz'ın Ateş Canına Yapışsın kitabını aldım. Bunun ikinci kitabı olan Nefa Elim'de vardı Kırmızı Kedi yayınlarından. Aralık ayında Sezgin Kaymaz'ı ağırlayacağız kitap ağacı Kocaeli olarak. Ben de Sezgin Kaymaz kitapları okuyorum bu dönemde. O sebepten dolayı da bu kitabı satın aldım. Domingo'da güzel bir indirim vardı aslında. 3 kitapta %35, 4 kitapta %40 indirim ama Domingo'dan sadece bir tane kitap aldım. O da aradığın şey kütüphanede saklı. Bu aralar Instagram'da, Bookstagram hesaplarında hatta TikTok'ta da Booktuber hesaplarında çok fazla gördüğünüz kitaplardan bir tanesi bu muhtemelen ve ben benim de çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. O sebeple kaçırmadan bu kitabı aldım. Yine bu aralar çok fazla popüler olan ve muhtemelen Instagram, Instagram hesaplarında çok fazla gördüğünüz kitaplardan bir tanesini satın aldım Atika yayınlarından. Hiyanam Don Kitabevi. Bu kitabı da muhtemelen çok fazla görmüşsünüzdür ve aranızda muhtemelen okuyan da çok fazla vardır. Ben ne, ne zaman okuyabilirim çok emin değilim ama yakın zamanda okumak istiyorum. Kitabı okuyanlarınız varsa yorumlarınızı bekliyorum. April Yayın Evi'nden 3 tane kitabım var. Bir tanesi Mobius, ayın üçünde pazar günü yazarı Adam Fever'da aslında imzaya gelecekti. Fakat çok kalabalık olacağını düşündüğüm için gitmeyi düşünmüyorum. Ben o yüzden öncesinde kitabı satın aldım. Olasılıksız çok sevdiğim kitaplardan bir tanesiydi. Bunu da oldukça merak ediyorum. April yayın evinden aldığım diğer iki kitap da Hank, Hank elimde olmayan kitaplarıydı ki biliyorsunuzdur yakın zamanda Nobel Edebiyat Ödülünü aldı kendisi. Ben Vejetaryen'i çok severek okudum. Hastası oldum, hayranı oldum kitabın. Beyaz kitabı da oldukça beğenmiştim. Elimde Çocuk Geliyor ve Veda Etmiyorum yoktu. Ben de o sebepten dolayı bu ikisini aldım çok merak ediyorum. Özellikle veda etmiyorum çok merak ediyorum. Çok iyi olduğu söyleniyor. Muhtemelen yakın zamanda okuyacağım bunu. Bunun dışında bilen bilir Instagram'da antik Yunan gruplarım var. Bir tanesi antik Yunan okumaları, bir tanesi antik Yunan uyarlamaları okumaları. Uyarlamaların 2025 listesinde olan ve benim halihazırda hazırda temin etmediğim kitaplardan 3 tanesini aldım. Bir tanesini Metis yayınlarından aldım. Oedipus yollarda. Diğer ikisi de eksik parça yayınlarından. Athena'nın çocuğu ve Medusa. Bu arada Medusa'yı aldıktan sonra standlardaki işim bitti ve sahaflara geçtim. E sonrasında girdiğim ilk sahafta Medusa'yı tekrar görmüş olmam biraz ilginç oldu ama standdan almıştım zaten. Sıra sahaf alışverişime geldi. Gördüğünüz üzere bayağı fazla. Öncelikle biraz sahaflardan bahsetmek istiyorum. İzmit'te yakın zamanda Kocaeli Kitap Fuarı vardı ve sahaflar beni çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Biliyorsunuz sistem genel olarak ilk sayfaya kurşun kalemle Kitabın fiyatını yazarlar, siz de sormazsınız bu kitap ne kadar diye sahaflara. Ve açıyorsunuz, kapakları bakıyorsunuz, 100 liralar, 120 liralar, 150 liralar yani bu e, bantta fiyatlar yazılmış. E, telefondan bir yandan da kontrol ediyorum fiyatlarını, internet satışlarının ve 100-120 lira bandındaki yazılmış olan bir kitabın sıfırının 80-100 liraya satıldığını gördüğüm zaman biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Açıkçası İzmit'teki sahaflar beni hayal kırıklığına uğratmıştı kitap pufarında. Bununla birlikte İstanbul Kitap Fuarı'ndaki sahaflar gerçekten çok başarılıydı. Fiyatlar çok güzeldi. 50, 60, 70 liraya çok güzel kitaplar aldım ve çok fazla sahaf yoktu. Yani Kocaeli Kitap Fuarı'nın yarısı kadar sahaf vardı belki ama çok nitelikli kitaplar vardı. Yani böyle edebi içerikli kitaplar vardı. Mesela Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki sahafların çoğunda ben sırf wattpad kitapları falan görüyordum. Yani kurcalamaya değmeyecek standlar vardı. Ama burada öyle değildi. Edebiyat ağırlıklı, gerçekten edebi ağırlığı olan kitapların olduğu ve yani elinize attığınızın gerçekten okumaya değer kitaplar olan kitaplarla doluydu ve fiyatları çok iyiydi. Alışverişimin çoğunu yabancı kitaplar üzerineydi ama 3 tane de yerli edebiyat aldım. Bu dönemde biraz yerli edebiyat ağırlık vermeye başladım. Cahide Birgül'ün Gölge Çekildiğinde isimli kitabını aldım. Gürsel Korat'tan Çizgili Sarı Defter isimli kitabı aldım. Bir de Ece Temel Kur'an'dan Mus Sesleri isimli kitabı aldım. Sadece 3 tane yerli alışverişim vardı dediğim gibi. Bununla birlikte yabancı kitap alışverişim çok başarılıydı bence. Çok güzel kitapları çok iyi fiyatlara buldum. Mesela Margaret Atwood'lar buldum, John Fowles'lar buldum ve eski basımlar. Yani şu andaki yayın evi olan değil de başka bir yayın evinden olan ama çevirmeni aynı olan, aynı metin olan Kitapları buldum ve Margaret Atwood gibi, John Fowles gibi yazarları 50-60 derece bantında bulduğum zaman haliyle çok şaşırdım. Hemen kaptım. Aldığım kitaplardan yine göstermeye devam edersen Iris Murdoch'tan Çan var mesela. Iris Murdoch'un kalemini ben çok beğeniyorum. Bu kitabın hakkında hiçbir şey bilmeden aldım aslında ama kitapların çoğunu beğendiğim için bunu da beğeneceğimi düşünüyordum açıkçası. Aranızda okuyan varsa yorumunuzu bekliyorum. Uykuda sevilen kızlar ölmeden önce okunması gereken bir kitap listelerinde olan kitaplardan bir tanesi ve benim çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Benim tam kelepir dediğim Margaret Atwood'dan Kedi Gözü. Şu an Doğan Kitap'tan çıkıyor ve hani sağlam fiyatlı bir şekilde çıkıyor ama AFA yayınlarından çevirmeni aynı. Ee, yine şu anda başka bir yayın evinden sanırım ayrıntıdan çıkıyordu. John Fowles koleksiyoncu. Yine çok iyi, aşırı komik bir fiyatı hatta hemen söyleyeyim. 50 liraya almışım. Kesinlikle kelepir olan alışverişlerden bir tanesiydi. Yine ölmeden önce okunması gereken bir kitap listelerindeki kitaplardan bir tanesi. Zeydi Simit'ten e, İnci Gibi Dişler. Bunu da yine çok uygun ve komik bir fiyata aldım. İnanamadım. Andregide'den dar kapı var. Andre Gide'nin kalemini çok beğeniyorum. Gerçekten çok başarılı. Yakın zamanda Kalpazanları okumuştum ve hayran kalmıştım. O yüzden bunu görür görmez hemen kaptım. İtalya'dan iki tane kitabım var. Bir tanesi bilim kurgu klasiklerinden Yol İşaretleri. Bir tanesi de yine bilim kurgu klasiklerinden çıkıyor şu anda aslında ama bu kapak bilim kurgu klasiklerinden olmayan kapağı. H. E, görünmez alan. Eksik Virginia Woolf kitaplarımdan tamamladım. Deniz Feneri'ni aldım. Hem de Kırmızı Kedi baskısı. Kolay kolay sahaflara düşmez genelde. Üstelik de 60 lira gibi bir fiyata aldım. Erlend Növen'in kalemini çok beğeniyorum. Doppler ve aslında serinin tamamı çok güzel. Onun dışında Siren yayınlarından çıkan kitaplarından bir tanesi Naif Süper. Onu da bulunca kaçırmadım. Hemen aldım. Bir tane George Perry'im var. Şeyler... Bu da yine bence kaçırılmaması gereken kitaplardan bir tanesi. Ve aldığım son kitap Ursula Logen'den Her Yerden Çok Uzakta. Logen'in kalemine zaten aşığım ve elimde olmayan kitaplarını da her yerden topluyorum. Bu kitap da benim elimde olmayan kitaplardan bir tanesiydi. Ben de hemen kaptım ve 50 lira gibi bir fiyatı hem de alınca çok mutlu oldum haliyle. Benim kitap fuarından aldığım kitaplar bunlar. Bence çok iyi bir alışveriş oldu. Özellikle yakın zamanda şuradan Neredeyse bir ay önce Kocaeli Kitap Fuarında yaptığım alışveriş sadece 5 kitap alabilmiştim sahaflardan. Onunla karşılaştığımda mükemmel bir alışveriş oldu bence. Ben çok memnun kaldım. Özellikle sahaflarda inanılmaz memnun kaldım. Tam fiyat performans alışverişi oldu benimkisi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bahsedeceğim kitaplar bunlar arasında okuduklarınız varsa şuna öncelik vermelisiniz kesinlikle dediğiniz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında şu kitap çok güzel ya da madem şu kitabı aldın ileride şu kitabı da al dediğin önerileriniz varsa onlardan da bahsetmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.